Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun. Kur'an'ı doğru okuma derslerinin 14. bölümünde beraberiz. Arkadaşlar bu ders İhlas suresini talimli bir şekilde ve uşak makamında okuyacağız. Derse ilk defa katılan arkadaşlar için dersin akışını anlatacağım. Daha sonra dersimize başlayacağız. Arkadaşlar dersimiz 3 bölümden oluşuyor. 1. bölümde önce hangi makamda okuyacaksak suremizi o makamda bir ilahi okuyacağız. Beraber meşk edeceğiz. Sonra sureyi o makamda okuyacağız. 1. bölüm bu şekilde olacak. 2. bölümde okuduğumuz surenin talim noktasında dikkat etmemiz gereken hususları ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. 3. bölümde ise yapmış olduğumuz makamla alakalı söylenilmesi gereken şeyleri söylemeye çalışacağım. Bazı farik vasıflarını yani belirgin özelliklerini anlatmaya çalışacağım. Cenab-ı Hak muvaffak eylesin. Ya Rabbena, Ya Rabbena, yardım eyle kıyamette. Vağfir lana zunubena, yardım eyle kıyamette. Şu dünyada yoktur vefa, gelen çeker cebru cefa. Ey Hak Habibi Mustafa, yardım eyle kıyamette. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu's-samed. Kul huvallahu ehadun illahu's-samed. Lem yelid ve lem yulad ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. Evet arkadaşlar, dersimizin 1. bölümündeyiz. Burada okumuş olduğumuz sureyi talim noktasında ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Şimdi arkadaşlar, Eûzü Besmele'de dikkat edilmesi gereken hususları Fatiha suresinde ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım aslında. Ama burada da kısaca değineceğim. Ayrıntılı bir şekilde anlamak ve öğrenmek için Fatiha suresine bakabilirsiniz. Eûzü derken özellikle dikkat edelim. Baştaki elifi kalın yapmayalım. Eûzü yapmayalım. Aynı yine ne kalın ne ince. Vasat ince dediğimiz o ayarda yapmaya çalışalım. Zu değil arkadaşlar. Zü olacak. Billahi hi yapmayalım. H'yi sıkıştırmayalım. Mineşşeytan. Arkadaşlar billahi ve mineşşeytan ayrı kelimeler demiştik. Billahi mineş olmasın. Orada çok ufak bir vurgu yapacağız. Billahi mineşşeytan derken arkadaşlar dua olmasın. Dudaklar ötre ve vav dışında hiçbir zaman öne gitmiyor demiştik. Nirra ra aksın. Cim cim yerinden çıksın. Sonundaki mim belli olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Yine ra'lar aksın. Hirrahmanirrahim. Sondaki mimi belli edelim. Evet arkadaşlar, şimdi burada ulhu derken kaf ötreli gelmiş. Sonrasında lam harfi gelmiş. O yüzden dudaklar ileride başlıyoruz. Ul. Geri geliyor mu dudaklar? Hayır, geri gelmiyor. Çünkü bundan sonra gelen harf de yine ötre geliyor. O yüzden ilk başta dudaklarımız önde olarak başlayacağız. Ta ki vav harfinden lafzatullah'a geçene kadar.
ve yine önde olacak dudaklar, ama lafzatullah'a geçer geçmez dudaklarımız geri gelecek. Yapıyorum. Kul hüve. Oraya kadar dudaklar önde. Kul hüvallah. Lafzatullah kalın olsun. Allahu ehad. Kalkaleyi yerinden çıkaralım arkadaşlar. Çok silik bir ses gelmesin. Çok da abartmayalım. Hareke veriyormuş gibi yapmayalım. Ehad. Bu yeterlidir. Devam edelim. Allah derken arkadaşlar elif ince olacak. Lafzatullah'ın kalınlığına elifi kaptırmayacağız. Allah demeyeceğiz. Allahu. Yine lafzatullah kalın olsun. Allahussa derken arkadaşlar hussa sata geçer geçmez dudaklarımız ne yapıyor? Geri geliyor. Allahussamed. Şimdi arkadaşlar burada yine kalkaleyi yerinden çıkaralım. Ona dikkat edelim. Burada ne yaptık? Geriden aldık. Burayı geçişli okuduk. Çünkü burada genellikle geçiş yapılırken hata yapılıyor. Kul huvallahu ehad. Allahussamed diyorsanız bu yanlış bir geçiş olur. Bu sekteli bir geçiş olur. O yüzden burada arkadaşlar tenvinle bitiyor ve sonrasında lafzatullah geliyor. Buranın okunuşu şu şekilde. Kul huvallahu ehadunilla. Dünnilla değil, ehad Allahu samet değil. Ehadü del harfini ötre yapıyoruz. Buraya da bir tane gizli nun koyuyoruz. Ehadunillahu samet diye geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Bu noktaya çok ama çok dikkat edelim. Lem yelid derken arkadaşlar mimi kaçırmayalım. Yani okurken ağzımızı, dudaklarımızı açmayalım. Öyle yaparsak şu şekilde olur. Lem yelid gibi olur. Mime hareke vermiş oluruz. Veya kalkale gibi bir ses gelir. Bu da yanlış olmuş olur. Lem yelid akacak. Lem yelid. Kalkale yerinden çıksın. Yine aynı şekilde ve lem yu ve lem yu yapmayalım arkadaşlar. Ve lem yulede. Kalkale yerinden çıksın. Ve lem ye. Burada da var bakın. Ve lem ye kullehu. Arkadaşlar kaçırmamak için de sekte yapmayalım. Yani şu şekilde de okumayalım. Ve lem ye kullehu değil. Hafif akacak. O akarken diğer harfe geçeceğiz. Ve lem ye kulle. Kulle. Ne yaptık burada? Yine kef ötre. Nunda cezim var. Burada idgamı bilagunne kuralı geçerli. Ama lam ötreli değil, üstün. O yüzden dudaklar hemen geri gelecek. Ve lem ye kullehu dedik. Kufuven. Arkadaşlar buranın telaffuzu biraz zordur. Kufuven. Ku yerinden çıksın. Fü üst dişler alt dudağa temas edecek. Ve dudaklar ileride olacak. Kufuven ehade. Yine burada bu tenvini kaçırmayalım. Kufuvenni ehade yapmayalım arkadaşlar. Hafif akacak. Elif'e ondan sonra geçeceğiz. Kufuven ehade. Yine kalkale yerinden çıksın. Evet arkadaşlar, dersimizin 3. bölümüne geldik. Çok kıymetli bir ilahiyi meşkettik bugün sizlerle. Bestesi rahmetli Kemal Gürses'e ait. Çok güzel bir ilahidir gerçekten. İnşallah bunu çokça dinleyerek öğrenebilirsiniz. Ve bu şekilde bir uşak ilahi daha repertuarınıza katmış olursunuz. Şimdi beraberce ilahiyi biraz inceleyelim. Arkadaşlar uşak makamının karar sesi la idi. Bunu daha önceden çok defa söyledik. Aklınızda kalmıştır diye ümit ediyorum. Burada da sol notasıyla başlıyor. Yine ilahi la notasıyla karar sesinde bitiriyor. İlahi biraz zor olabilir ama başlangıçta da söylemiştim. Kolaydan başlayıp zora doğru devam edeceğiz. Yapabilen arkadaşlar bu ilahileri de öğrensinler. Yapamayan arkadaşlar çokça dinlesinler, aşina olsunlar. Ama diğer öğrendikleri uşak ilahiden yola çıkarak makamları yapabilirler. Şimdi arkadaşlar bu makamı surede nasıl işledik biraz üzerinde duralım. Şimdi arkadaşlar bu ilahide çok böyle can alıcı nameler var. Ya Rabbena. Ya Rabbena yardım eyle kıyamette. Sadece buradan bile alacağımız o kadar çok şey var ki. O yüzden çokça dinleyelim arkadaşlar. Tabi İhlas suresinde böyle çok name yapabileceğimiz yerler yok.
O yüzden tam olarak da aslında ilahinin namelerini orada gösteremedik. Ama önümüzdeki surede, yani Tebbet suresinde de bu ilahiyi okuyacağız öncesinde ve sonra Tebbet suresini Uşak makamında okuyacağız. Şu anda bir gamet örneği verebiliriz. Mesela Uşak makamında bir gamet getireceksiniz. Öncelikle bu ilahiyi aklınıza getirin. Ya Rabbena ray 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 ray. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Vağfir lana. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Yine arkadaşlar ilahinin meyan kısmını hayyâle salâh kısmında uygulayabilirsiniz. Şu dünyada hayyâle salâti hayyâle salâh hayyâle felâhi hayyâle felâh kad gâmeti salâtu kad gâmeti salâh. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Kıyamette. Uşak makamının karar sesine gelmiş olduk. Arkadaşlar bu şekilde yavaş yavaş kendinizi geliştireceksiniz. Bu ve bunun gibi ilahileri çokça meşk ederek ezan okurken, kamet yaparken, aşır şerif okurken oradan aldığınız nameleri bu noktalarda uygulayabilirsiniz. İnşallah faydalı olmuştur. Cenab-ı Hak muvaffak eylesin. Günümüz, haftamız hayırla, bereketle dolsun. Allah'a emanet olun.